Merhaba değerli izleyicilerimiz ve ekran başındaki izleyicilerimiz, hoş geldiniz yayınımıza. Sesimiz olmaya devam ediyoruz ve sesimiz olmaya devam edeceğiz. Bugün iki tane konuğumuz var ve bunlar kardeş vatan dediğimiz Azerbaycan'dan. Bunların hikayesini dinleyeceğiz ama inanın hikayelerini ben dinledim, tüylerim ürperti. Kendi ülkesine çok ciddi yatırımları olan, katkıları olan iki tane iş adamı yanımda ve Ruslan Bey, Razil Bey yanımda. Öncelikle sol tarafımda Razil Bey'e dönmek istiyorum. Razil Bey, programımıza hoş geldiniz öncelikle. Sağ olasınız. Razil Bey, hikayenizi dinledik ve siz deri sektöründe Azerbaycan'da çok ciddi yatırımlar yapıp, ülkesini seven her iş adamı gibi ciddi yatırımlar yapıp kalkınan ve ülke ekonomisine katkıda bulunan bir iş adamısınız ve çok ciddi sıkıntılarınız var. Asıl sıkıntılarınıza baktığımız zaman bunlar devlet kaynaklı sıkıntılar değil ve sadece bölgede bir bir grup tarafından ciddi anlamda iş yapamaz hale gelip tehditler alıyorsunuz. Biraz bu konuya değinmek istiyorum ben. Bununla ilgili sizlerle konuşmak istiyorum. Sıkıntılarınızla ilgili. Şimdi size böyle anlatayım. Bizim 2016 yılında Cumhurbaşkanımızın güzel ıslahatlar yapardı. İş adamlarına yardımda bulundu. İhracatla meşgul olan bir şirketlere önem verdi. Fabrika açılmasına her şeye yardımcı oldu. Biz de onun fermanları esasında bir de fabrikamızı yarattık. Bunu göz götürmeyen bazı orada işbazlar var, yani iş adamları var ki. İş adamları diyebilmem, yani... Mafyoz gruplar. Mafyoz bir destedir. İki kardeş var, Rafael, Mahir kardeşleri. Evet, Rafael ve Mahir kardeşleri. Bunlar dünya şampiyonu olmuşlar. İkisinin de terazeleri olmuş eskiden. Sonradan şampiyonları bıraktıktan sonra inşaat sektörüne, mafyazlık sektörüne çeşmişler. Yani ölçede onun bunun başında bir türlü deste toplamış, ondan bundan haraz alırlar. Bunun Rafael ve Mahir kardeşlerinin havası uşakları var. Rusya'nın Novosibirsk bölgesinde Rugar var. Rugar da Rusya tarafından tanınmış ünlü bir mafyozdur. Yani mafya adamıdır. Orada yani Kabadayı, sizin dilde söylesek Kabadayı'dır. Onunla bir kardeşi var, Celal isminde. Orada Mahir Karayev'le Rafael Karayev'in yanında bulundurmuş. Bulundurmakta da maksadı odur. Nedir? Maksatları nedir? Yani bunların bir oğru dünyası denilen bir dünya var. Yani bu Kabadayı dünyası var. Bunlar orada iş adamlarını tehdit etmekle, Rusya'dan gelip de onları öldürmekle, böyle tehdit etmeklerle bazı iş adamlarının yanına takılırlar. İş yapmak maksadıyla ilk önce Melek isminde gözükürler. Sonra işe gelip karıştıktan sonra başlayırlar insanların mallarına, mülklerine gözükmeye. Tepecilik de yapırlar. Yani bazı adamlara 5-10 kuruş para verip de tepecilik yapsınlar, haklarıdır. Yani adam biri paranı inşaatta kazanır, biri derde kazanır, biri de tepecilikte kazanır. Ama ondan sonra mafyazlığa soyunurlar, insanlara dövürler, tehditler yapırlar, Rusya'dan telefonları açtırırlar. Biz seni döverik, öldürerek böyle böyle şekillerle Rafael, Mahir kardeşleri, Celal var, birisi oğlu var, oğulların yanında bulunur. Bazı tikinti şirketlerine saldırırlar ve onların Novosibirsk deyilen bölgede, Rusya bölgesinde bir birisi oğlu var, Celal'ın büyük abisi var. Onlar en büyük mafyozudur. Onların tehdit nesnesinde her şeylere ulaşabilirler. Tamam mı? İşlerini de işsiz yapırlar. Yani tehditlerini senin yapıyorlar. Senin en iyi oldu. Bizim burada şehirde bulunan maksadımız nedir? Benim deri fabrikam vardı. Ben iş yapırdım. Türkiye Devleti'nden de bazı iş adamlarını davet ettim. Güzel de alındı. Büyük iş yaptık, yatırım yaptık, iş kurduk. Ama bu Mahir Refah denilen adamlar benim arsamın bir arasında bir yer vardı. Ben onlara onu sattıktan sonra iş yapmak için, ihtiyaçlarımı karşılamak için bunlar bana para söz verdiler. Büyük bir rakam. Eskiden de bana borçları vardı. Onun için dediler hem gel bu işi yapalım. Onu verdim, bir kısmını üzerine kesirmedim. Bunları bekledim, paramı vermediler, vermediler. Sağ olsun devlet organlarında mahkemeye müracaatte bulundum. Önce apelasyon mahkemesinde kazandım. Ali mahkemede verdim, orada da kazandım. Çünkü demekte sözüm o, bizim Azerbaycan devleti tam demokrasi bir devlettir. Cumhurbaşkanımız tam demokratik bir cumhurbaşkanıdır. Her bir vatandaşını sevir. Her bir vatandaşı da cumhurbaşkanının çıkartmış siyasetini beğenir. Şimdi bu anlar resmiyetten bir şey elde edebilmedikten sonra tehditlere çeştiler. Ölme çeştiler, evime geldiler, kapıma geldiler, telefonlarda tehditler yaptılar.
Emin deyilen bir dəstəsi vardı, onların yanında olan sporçu arkadaşlar. Onlar bana görüşlere davet ettiler. Ben bir iki yere müraciət ettikten sonra ben bunların şeylerine varmırdım. Bir hafta önce televizyonda izledim ki Rafael Karayev kardeşleri, Mahir Karayev kardeşleri ünlü bir inşaat şirketine baskın etmişler. İnşaat şirketinin ofisine girmişler, yıkmışlar, yatmışlar. Adamı ölümcülüğüne, inşaatın rehberini dövmüşler, hastanelik etmişler. Hala da bunlar dışarıda dolaşırlar. Dışarıdan en büyük bura gelmenin məqsədi oldu ki, onlar da bana haber gönderdiler ki, en büyük iş adamlardır, biz təhdid edirik, ölümüne döyürük, bizi hapse alan yoktur. Sən kendini koru bizden. Onun için yani bura gelmekte məqsədim odur ki, biz Azərbaycan devletini sevirik, devletçiliğimizi sevirik, Cumhurbaşkanımızı sevirik, inanırıq, güvenirik. Yani burada müraciət etməkdə məqsədim odur ki, bizim səsimizi duysun. Biz izin verməyiz ki, Mahir Rafael Karayevlər kardeşleri Azərbaycan devletinə və devletinə zarar gətirsinlər. Biz burada səsimizi duyurduqdan sonra Cumhurbaşkanımız tədbirlər alacaq, təlimatını verəcək. O, Azərbaycanda bazı mafiyoz unsurlarını karşısına alar. Biz ona inanırıq, güvənirik. Biz bilirik ki, o duyduğu anda onların kökünü bitirər. Ya bizde tabii temelimiz böyle evet. Bütün sesleri ekranımıza getirmek istiyoruz, bütün sıkıntıları paylaşmak istiyoruz. Evet. Ekran olarak zaten program olarak buna çok duyarlıyız. Evet. Benim anlayamadığım nokta şey şu, demokrasi ve kardeş dediğimiz ülke Azerbaycan'ın ne kadar çok vatandaşlarını sevdiği ve sizin gibi değerli iş adamlarının ülkeye katkıları var, katkılarıyla birlikte aynı zamanda siz mahkemeleri kazanıyorsunuz, başvuru yapmış olduğunuz bütün davaları kazanıyorsunuz. Hükümetimiz ciddi anlamda neden sizi koruma yönünde herhangi bir adım atmıyor? Şimdi sana bir şey söyleyeyim. Orada bazı bunlar tehditler oldu. Çünkü bunların da bir arkasında bir görünmeyen bir kuvveler var. Evet, bana merak ettiğim şey o. Ben bunlara buradan seslenirim ki ne kadar ki kötü insanların arkasındadırlarsa onların arkasından kaçsınlar. Çünkü bunlar zaten devletimize zarardır, devletçiliğimize zarardır. Çünkü o adamlara seslenirim, o adamların da təxmini isimlerini bilirim. Şimdi burada açıklamak istemiyorum. Kendileri bu adamların arkasından kaçmasalar, ilerideki programlarımızda yani ki, ben onların da ismini seçeceğim. Ama şimdi biz buraya gelmekte məqsədimiz olur ki, Cumhurbaşkanımızı güvenirik, devletimizi sevirik, Cumhurbaşkanımızı sevirik, onun götürdüğü siyaseti beğenirik. Tam demokrasi bir devlet olmasaydı ben bir fabrika kuramazdım, bir imalat yapamazdım. Şimdi o mafyoz grupların benim işime çok aksamaları oldu. Geldiler, tehdit ettiler. İlk önce onlar beni mahkemeye vermek istedi. Benim işime el koydular. Ondan sonra benim dər almıştım. Onların battı. 200-300 ton dərim battı. Ben de bankadan kredi almışam. Ben de yani zulümle bu şeyleri yapmışam. Bankaya şimdilik de olsa borcum var. Yani evlerim ipotektedir. Her şeyimi yani koymuşam ipotekte olan. Benim 300-400 ton bunların benim yani tehdit etmeleri, işlerime engel türetmeleri, mahkemede işime hapis koymaları bana bir 300-400 milyonlar da zarar verdi. Ama yine ben senetlerimi götürdüm, mahkemeye müraciət ettim. Kanıtlarımı, subutlarımla mahkemeni kazandım. Apelyasiya mahkemesini. Ondan sonra Ali mahkemeni verdim, oranı kazandım. Bu da ne demektir? Demek ki Azerbaycan tam demokrasi bir ölkədir. Kanunla çalışan bir ölkədir. Ama bu insanlar hala da öyle zannedirlər ki, belki de bunlar kendi dedikleri gibi üretilir her şey. Ama öyle değil. Yani bizim tam demokratik bir devletimiz var. Biz ona güvenirik. Cumhurbaşkanımıza güvenirik. Ve ondan burada yardım istedim ki öyle bir yeni çıkmış bir ünsürler de onların bir talimat versin, onların kökünü bitirtirsin. Biz ona güvenirik. Çünkü onların da belki arkasında duran bazı kuvveler var. Çünkü bu Mahir Rafael kardeşlerinin paraları çoktur. Onlar İnsanlardan zorbalık aldıkları paraları çoktur. Zorbalık aldığı paraları çoktur ve onların destesi var. Bizim de Azerbaycan'da yani güvendiğimiz bir insan var, o da Zeynep İlham Aliyev'dir. Biz onu severiz, güvenirik, her zaman destekleriz, her zaman sesimlerde sesimizi veririz. Ve yanında yine inşaat sektöründe büyük hizmetler sunan Rustam Bey var ve Rustam Bey'e dönmek istiyorum. Rustam Bey, bu zorba kardeşler dediğimiz Rafi ve Mahir kardeşler. Bunlar sizin sektördeki sizi tehditler, evini baskınlar. Nerede? Aynı zamanda Türkiye'ye evet. Dönmek zorunda kaldınız. Bir süre burada vakit geçirmek zorunda kaldınız. Bu süreci biraz anlatır mısınız? Anlatım. Demeli hemen Rafael Mahir kardeşleri, bu esas bunların başçısı Rafael, bana 3 yıl önce yeznesi, belə deyək, bacısının əri bu işi düzdü qoşdu. 2 milyon dolar bankdan kredi götürüldü.
Qanktan kredi götürüldü inşaat sektoruna yatırım etmək üçün. Beni dolandırdılar, bana söylediler ki, buranı inşaat devam ettikçe vaxtlı vaxtında para bağlanacak, heç bir problem olmayacak, her şey ödeniş gedecek, her şey kaydasında olacak. Bu işi bana düzüb koşan, hemen bu paranı düzüb koşan Mahir'in bacısının əri Samir Əliyev oldu. Rəfailin eniştesi. Rəfailin yani təkidiyle, belə deyək, təkidiyle o düzüb qoşdu və beni aldatdırdılar, dolandırdılar ki, her ay para ödəniləcək, bağlanacaq, heç bir problem, heç bir sorun olmayacaq, her şey kaydasında olacaq. Mən də bunlara inandım. Kendi bir yerdə çalışdığımız üçün bunlara inandım, bunlara güvendim, güven hissim oldu. Amma sonra üstündən hemen onun eniştəsi də hemen bankın, Standart Bankın kredi şöbəsinin müdürüymüş. Hemen onun eniştesi Samir Əliyev. O düzdü qoşdu paranı. Paranı düzüb qoşduqdan biraz sonra ben bunlar sənədləri gizlətdilər bankda. Bana bankdan zəhlər gəlmədi. Və mən elə zann etdim ki, para bağlanılır. Paralar bağlanılır. Mühasibdə də belə bir şey yaptılar ki, para bağlanılır. Mən hər dəfə soruşanda mən aldatdılar ki, para bağlanılıyor, para bağlanılıyor. Və bir ödəniliyor. Bir il 3 ay keçdikdən sonra, bir sənə 3 ay artık keçdikdən sonra mən bankaya getdim və o zaman duydum ki, para bağlanılmamış və para biraz da ödənilməmiş. Gəlib 3 milyon dollar olmuş artık banka olan borc. Bəli, bəli. Faizi ilə bir de 3 milyon dollar olmuş. Və mən həmən döndüm Rəfailə. Rəfailə söylədim. Rəfail beni aldatdı. Dedi, bu ay bağlayacağım, gələn ay bağlayacağım. Və mən Rəfailə bir daha bu paranı bağlamasa, dövlət orqanlarına şikayet edəcəyimi bildirdim. Və həmən tədbirdə o mənə söylədi ki, əgər sən şikayet edirsənsə, biz səni öldürürüz. Məni ölümlə hədələdilər, təhdid etdilər məni. Təhdid etdilər. Və bunun həmən o bibisi oğlu Cəlal, ondan sonra kardeşi Mahir dəfələrlə beni təhdid etmişler ve ben bunların hədələrinin real olduqlarını duydum. Neden duydum? Bunların bir ortağı vardı, Elbrus adında şəxs. Elbrus da Sankt Peterburg Rusiyanın şəhərində yaşayır. Onun kardeşi de adam öldürməklə şimdi hapishanədədir Azərbaycanda. Aslında bunların bu qayıtları saymaq da bitmiyor. Aynı bəli, 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 sadece bunların işi, bəli, iş adamlarını ancaq təhdid etmək, zorla paralarını almaq, zorla bunlara hücum çəkmək. Şimdi bunlar böyük bir qrupdurlar. Neden söyleyeyim? Daha bir 3 ay önce ben kendi evime gedirken gördüm, ne gördüm? Gördüm ki benim kapımda bunlar gece saat 1'in yarısında beni izliyorlar. Mahir ve onun dostu Emin, idmançı. Ben hemen polise zəng etdim, polisi çağırdım. Polisle getdik polis bölmesine. Lakin yine de bunlar hakkında tədbir görülmedi. Anlatabilir miyim? Yani benim yetkililerin aslında bu konuyu çağırıyorum. Biz, yani can güvenliğiniz sizin ülkenizde ciddi anlamda yok. Benim can güvenliğim böyle söyleyeyim size. Demeli ben bunu üzümü böyle deyim. Bunların arkalarında bazı memurlar durmuş. Ben prezidentimizi çok severim. Ben ehtiyatlı olan bir zabitim. Döyüş bölgesinde hizmetim olup. Tamam, ama bu şərəfsizlər beni koymurlar ki, ben ölkəmdə gedim, rahat yaşayayım. Tamam, ben ailem korku içində, özüm korku içində, yani böyle bir duruma düşmüşəm. Bankada, sporcu insan ahlaklı, erdemli insandır ama bunlar sporun sadece döviz sınavını sadece almışlar. Bizim cənab prezidentimiz, biz cənab prezidentimize çok güveniriz. Sadece olarak bizim sesimiz cənab prezidentimize çatmır. Mən biliyorum ki, benim sesimi cənab prezidentimiz duysa, hemen an bunların kökünü keser. Çünkü cənab prezident kampanyaların birinde böyle güzel bir laf söylemiş. O laf da söylüyor. Ben yani seçici önce kampanyalarında prezident seçilmemişten Cumhurbaşkanımız böyle bir laf söylemiş. Ben her bir vatandaşımın təhlükəsizliyinin garantıyam. Ne güzel. Güzel bir laf söylemiş. Ben de şimdi üzümü prezidentimize, cənab prezidentimize tutup söylüyorum. Cənab prezidentim, sizden xahiş ediyorum, rica ediyorum. Benim de təhlükəsizliyimin garantı ol. Ben de Azeri vatandaşıyam. Ehtiyatlı olan bir zabitim, döyüşmüşəm. Qaynar bölgelerde hizmet etmişim. Səhər yine müharibə olursa, yine de ben canla başla canımı koymağa hazıram. Bunlar əskərlikdə de olmamışlar. Anlatabilir miyim? Əskərlik hizmette keçmemişler bunlar.
Bunlar böyle bir belə deyək de, bunların hələ bəzi işləri də var. Yəni nə işlər bunların? Bunların müəyyən hardan kaynaqlandıqlarını bilirik. Bunlar müəyyən də işlərlə, yəni dövlətə qarşı da müəyyən işlərlə məşğul olurlar. Bunları yəni bilirik. Əgər mən lazım olarsa hansısa bir dövlət orqanında da bunu söyləməyə hazıram. Bunlar da dövlətimizə qarşı müəyyən işlərlə məşğuldurlar. Bir də belə deyək de, yəni mən kendi kötü bir duruma düşdüm. Kötü bir duruma düşdüm. Bunların ucubatından bir də onların arkalarında olan məmurlara buradan üzümü tutub söylüyorum. Cənab prezidentimiz nə vaxtsa biləcək ki, onlar sizsiniz. Bunu mən indi demirəm. Amma bir daha belə bir verilişlərin birində əgər olan arkalarından çəkinməsə, açıqcasına bildirəcəm. Əgər o zaman bilsinlər ki, belə mafiyalara dayaq durmaq olmaz. Bizim çox demokratik, bölgədə demokratik, keçmiş MDB məkanında ən demokratik, ən sülhsevər bir dövlətimiz var. Bizim bu dəqiqə fikrimiz gözəl bir dövlətimizdə yaşamaqdır. Bizim yəni fikrimiz, bizim bütün fikirləşdiklərimiz budur. Biz yəni istədiyimiz odur ki, yəni bizim rahat olaraq yaşamağımızı təmin etsinlər. Bunlar həmən Razil bəyin söylədiyi kimi bir həftə öncə böyük bir tikinti şirkətinin ofisində baskın etmişlər. Bunu da bütün mətbuatda yazılmış. Orada yəni kimlərsə döymüşlər. Həmən Rafael orada olmuş. Lakin yenə də başının dəstəsi ilə. Lakin yenə də bunlar haqqında yəqin ki inşallah bu dəfə tədbir görüləcək və biz də gözəl olan Azərbaycanımıza qayıdıb orada rahat öz iş planlarımızı yapacağız. Ya buna ben de inanıyorum ve yürekte inanıyorum ki çünkü... Muzaffer Bey olur mu yani bir şey söyleyeyim. En tüy ürpertici olay budur şu. Yani şimdi bunların ben duyduğuma göre çünkü bizim yılan vuran alaçatıdan korkarmış demişler, öyle bir laf var. Biliyorsunuz sizde o laf var. Evet. Şimdi bunlar adama baskın etmiş. Tikinti şirket sahibini ölümcül dövmüşler. Ona buna kafa atırlar, telefon atırlar, tehdit yaptılar ki bizi içeri alan yok. Şimdi Yasamal rayonu, Azerbaycan Respublikası'nda Yasamal rayonu, 28. polis bölmesinde, şimdi bunların idaresinde, idarelerinde Yasamal rayonunda işler gidip, hala bunlar içeride olması lazımken dışarıda olup da onunla yine de hala tehdit edilen en tüyüldüğü iş budur. Bir şekilde muhakkak bunu bir çözüm üretmeleri gerekiyor çünkü senin ülkende ciddi yatırımlar yapan, ülkenin ekonomisine katkıda bulunan iki tane pırıl pırıl iş adamı yanında. Bu konuda destek olmanızı bekliyoruz ve muhakkak ses vermenizi bekliyoruz. Bir son ver bir sözümü deyim. Bizim ulu önderimiz rahmetlik Heydar Aliyev böyle bir sayın ele bir söz Heydar Aliyev böyle bir söz söylüyordu. Devlet iki şeyden sarsılabilir. Bir günahkar cezasız kalanda, bir de günahsıza ceza verilende. Biz də yəni həmən lafdan möhtəram Heydər Əliyevin lafından yəni çıxış edərək söyləyirik ki, bunların cəzası verilsin. Biz bunu istəyiriz. İçəridə hastanə və yatan adamlar ölümcül döyülmüş. Buna rağmen yenə hələ dışarıda gəzirlər. Evet, Rustam Bey ve Razil Bey, ben yavaş yavaş konuyu toparlamak istiyorum. Tabii ki muhakkak sesinizde kulak vermelerini rica ediyorum, daha doğrusu devlet yetkililerinden, devlet büyüklerinden bunu bekliyorum. Yani rica ediyorum, burada iki tane iş adamı var, iş yapamaz durumdalar. Zaten duyan kimi inşallah tedbir görecektir. Biz Cumhurbaşkanımıza inanırız, güveniriz ve onu seviriz. En önemlisi de bu. Evet. Rustam Bey, siz son olarak neler söyleyeceksiniz? Son olarak söylediğim budur ki, Razil Bey'in söylediği kimi, biz Cumhurbaşkanımıza çok inanıyoruz. Çünkü biz ona ses verdik. Onun indi biz öz sesimizi ses verdik. Biz dəstəklədik onu, dəstəklədik. Biz sevindik ki bizim cənab prezidentimiz Sayın İlham Əliyevdir. Demokratik dövlət qurmuş. Biz onun bütün siyasətlərini bəyənir. Dış siyasətində, iç siyasətində, yəni xarici və daxili siyasətində bəyənirik. Onun hər bir siyasətini də dəstəkləyirik. Yəni onun bütün siyasi kurslarına dəstək oluruq və gələcəkdə də onun her bir kampaniyalarında özümüzle yani ailemizle beraber iştirak etmeye hazır. Gelecekte olan bütün yani kampaniyalarında son sözümüzle Cənab Prezidentimizden bize destek olmağı xahiş edirik. Çünkü kısa bir dönemde Azerbaycan'ın tüm dünyaya tanıştı. Avrupa Olimpik Şampiyonası'nı Azerbaycan'da yaptı. Yani Azerbaycan'da olduğuna rağmen yani 2015 yılında. 2016'da da şimdi formula yarışları Azerbaycan'da gelir. Tam demokrasi bir ölkədə yaşayır. Olabilir yani kimsənin bu işlerden haberi olmasın. O da bir
ona da bir normal bakmak lazımdır. Bu adamların da altyapıyla bəlkə işlerinden hareketlerini yapırlar. Şimdi biz inanırıq, güvenirik. Çünkü güzel siyaseti olan bir cumhurbaşkanımız var. Onu destekleyirik. Güzel işler yapıp Azerbaycan'ı tüm dünyaya tanıtırıp şimdi biz onu sevirik ve onu destekleyirik. Yine sözümüzün sonu budur. Tamam mı? En önemlisi de bu. Cumhurbaşkanınıza inanıyorsunuz. Güvenirik. Güveniyorsunuz. Evet. Bu çok önemli bence. Evet değerli izleyicilerimiz, sesiniz olmaya devam ediyoruz. Bugünkü programımızı burada noktalarken tekrardan Azerbaycan, kardeş ülke dediğimiz Azerbaycan'ın yetkililerine sesleniyoruz. Burada vatanını, milletini ve devletini seven pırıl pırıl iki iş adamı var. Bunlar ciddi yatırımlar yapıyorlar. Ve önemli olan devlet vatandaşı için vardır. Evet. Vatandaşların sıkıntısını gidermek için vardır. Allah. Evet değerli izleyicilerimiz, bugünlük bu kadar. Bir dahaki programda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.